Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Minecraft'ta Altay Stadyumunu ve Ankaragücü Stadyumunu inceleyeceğiz. Kim yaptı bu stadyumları derseniz, bu stadyumları Black Knight Gaming kanalı yaptı. Hayran haritası olarak inceleyeceğiz. Onun da linkini aşağıda açıklama kısmında ve yukarıda çıkan sağ üst köşede çıkan ünlem işaretinden veya i işaretinden gidip kanala ulaşabilirsiniz. Onun kanalında abone olursanız seviniriz. O da gayet güzel videolar, içerikler üretiyor. Şimdi gördüğünüz üzere Altay Stadyumu burası arkadaşlar. Yani çok fazla detaya inmemiş, işte localarını yapmamış, soyunma odalarını yapmamış. Ama görünüş olarak, stadyumu kendisi olarak gayet benzettiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz üzere dış kısmı bu şekilde. Zaten 3 tarafı tribün olan, pardon, 2 tarafı tribün olan. Yani şöyle şöyle maraton maraton. Pay arkasının birisi yok. Diğerinde de küçük bir tribün kısmı var. Zannedersem zaten şu küçük kısımdan giriyorlar diye biliyorum ama bildiğim kadarıyla ya, yok pardon, şuradan giriyorlarmış. Şimdi şu şekilde stadyumun içine bir girelim. Hatta şöyle dışarıdan giriş yapmak istiyorum ben. Giriş kısmı dışarıda. Giriş kısmı var ama içi dolu değil tabii ki de. Şimdi bu linki vereyim mi vermeyeyim mi? Tabii ki buna Emirhan, yani bu stadyumun sahibi karar verecek. Benim yapacağım bir şey yok şu anda. Ver derse onu da zaten açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz üzere stadyuma giriş yapıyoruz. Buradan tribün kısımlarına gidiyoruz. İki katlı bir stadyum. Gördüğünüz üzere zaten ikinci kat bu şekilde yapmış. Direkt dik bir şekilde çıkmış. İkinci katın girişleri var ama yok şeklinde. Yani yapılabilir. Bunu yapmak isterseniz, eğer linki de verirsek siz yaparsınız. Bu stadı zaten ben de yapacağım. Yapmayacağım değil, yapacağım ama şu anki stadyumlar bittikten sonra yapacağım. Şu anda gördüğünüz üzere zaten iki katlı localar yok. Veya şuradan var bunun locaları, tam bilmiyorum, bakmadım. Büyük ihtimal burada olabilir loca kısmı. Bilenler yazarsa sevinirim. Şurası neymiş böyle? Burası da ne? Ambulans girişi falan mı ne? Anlayamadım tam. Neyse, şurada da aynı şekilde bir girişimiz var. Buradan çıktığımızda yine karşı tarafın aynısı, sadece şurada bir Alsancak yazısı var. Altay Stadyumu şu şekilde bir demirlerini yapmış. Gayet gerçekçi olmuş şahsen. Benim hoşuma da gitti yani. Onun dışında şurası var. Burası stadyumda gerçekte de bu şekilde mi bilmiyorum ama tasarım olarak çok garip ve değişik bir stadyum olmuş. Buradan giriş yapabiliyor muyuz diye bakacağım. Evet, yok. Buradan giriş yapamıyoruz. Yo, varmış girişi ama tam koymamış. Şimdi şurada soyunma odaları yok ya, sadece yedek kulübeleri var. Yedek kulübelerinde bir tanesi eksik neredeyse. Bu şekilde biraz aslında şurayı genişletse ve şuraya yedek kulübelerini tam sığdırsa daha da iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Alsancak Stadyumu bu şekilde arkadaşlar. Şu dış kısmı boş değil mi? Aynen boş. Çok fazla doldurmamış yani. Şöyle dışından da göstermek istiyorum. Birazcık aslında şunlar Trabzon'un stadyumunda andırıyor, yani andırmıyor değil. Ama değişik bir tasarımı var. Videodan sonra da gerçeğine bakacağım, acaba nasıl yapmışlar diye. Bakmadan girdik. Ankaragücü'nü zaten biliyorsunuz, ben yapmıştım daha öncesinde. Onu da izlemediyseniz şurada yukarıda linki çıkacaktır. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalda da mevcut zaten. Harbiden çok değişik bir stadyum olmuş. Yani şuradan mesela insan girebilir bilet almasa da. Neyse, bir de Ankaragücü'nü nasıl yapmış bir de ona bakalım arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Evet, Ankaragücü stadına oldu. Haritaya giriş yaptık. Şu anda bir yüklense. Aynen, azar azar yükleniyor. Şurası lan oğlum, ben burayı böyle yapmamıştım. Düz yapmıştım ama. Burası canlı mı acaba gerçekte? Herhalde burayı da ben canlı yaptım diye hatırlıyorum ama tam bilemedim şu an. Vodafone Park'a benzemiş. Gayet güzel olmuş dış kısmı.
Şehri de görüyorsunuz zaten az çok. Bu şekilde birazcık dış kısmını gezdirmek istiyorum ki, hatta şurada bir şey var mı? Boşlukta. Boşlukta bir şey yok. Yine aynı, soyunma odası yok. Diğer işte müzedir, hakem odasıdır. O tarz şeyler yok, giriş çıkışları yok. Sadece tribün girişleri ve çıkışları bulunmakta. Yine aynı bu stadyumu da isterse Emirhan ona yani linkini veririz. Onu da kanalında tekrardan söylüyorum. Black Knight Gaming olarak açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yorumlarda da bulabilirsiniz. Yukarıda çıkan üne i işaretinden de bulabilirsiniz. Şu şekilde bir artık stadyumun içine girelim bakalım. Daha fazla bekletmeden burada bir ambulans girişi bulunmakta. Ambulans girişini açık tutmuş mesela. Şuradan taraftarların girdiği noktadan girmek istiyorum ben. Şöyle girdiğimizde ilk kattan görüyoruz değil mi? Aynen. Zaten buralar tek kat olarak yapmış. Şurada da localar bulunmakta. Ankara Gücü ve Gençler bildiğim kadarıyla kullanıyor zaten bu stadyumu. Şimdi şuradan da bir girişimiz var. Aynen. Başka da bir şey yok zaten. Stadyum bu şekilde. Tribünleri var. Şunları çok iyi yapıyor. Emirhan'ın en sevdiğim şeyi bu. Şunları çok iyi yapıyor. Biz yapamıyoruz tabii. Yapacak bir şey yok. Gayet güzel olmuş. Localar boş. Doldurmak isterseniz siz doldurursunuz. Buradan sonra da alt kata giriş yapıyor zaten. Tribünlere. Şurada bir şey var. Onu kaçırdım. Bir dakika. Aynen. Burası da loca. İki katlı loca yani kısaca. Şurası da spikerlerin olduğu yer. Tek bir tane mesela kameranın olduğu kısmı koymuş. Scoreboardlar falan var. Yedek kulübeleri burada. Bak burayı güzel yapmış mesela. Altay'da buraya çok fazla özenmemiş. Giriş kısmı yok. Soyunma odasına giriş kısmı yok. Giriş kısmı var da soyunma odası yok. Mesela bak bu şekilde boşa çıkıyor. Buraya yapmak isterseniz de siz yaparsınız artık. Bazı ambulans girişleri yok. Sadece bir tanesi mi var? Hangisi açıktı? Oğlum biz ambulans girişine girmedik mi az önce? Burası kapalı. Burası da kapalı. Allah Allah. Az önce ambulans girişinden girdik diye biliyorum ben. Şuradan mı girdik acaba? Ha, ambulans girişi değilmiş burası. Normal tribün girişiymiş. Ben de ambulans girişi diye seviniyorum ya. Baksana ambulans girişi çünkü kapalı şu şekilde. Aynen boş yapmış bunda. Aslında Emirhan bunları da doldursa gayet güzel olur. Stadyum güzel ama işte ufak tefek şeyleri eksik yani işte soyunma odasıdır, müzedir, localardır. Bunları da yapsa aslında stadyum gerçekten mükemmel olmuş. Yani diyecek bir şey yok. Gerçekten ellerine sağlık. Şu şekilde baktığımızda zaten yine dış kısmını göstermek istiyorum dışarıdan büyük bir şekilde. Daha net olur. Şuradan yukarıdan hiç göstermedik. Çatısına düz bir şekilde yapmış. Zaten stadyum normalde de düz bir şekilde. Ama gayet hoş yani benim hoşuma gitti. Reklam panolarına kadar yapmış. Sadece işte şeyi de yapmış. Dur dur. Değil mi? Ayırma da yapmış. Şu ne? Aynen. Bak. Burası neydi? Deplasman tribünü. Deplasman tribünü bile ayırmış. Normalde ben yapmıyorum biliyorsunuz bunu. Yani çok fazla uğraşmak istemiyorum. Zaten ufak bir şey ama. Önemsemediğim bir şey ama onu bile yapmış mesela Emirhan. Gayet hoş ve güzel olmuş. Ben beğendim açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu stadyumda böyle arkadaşlar. Beğenseniz beğenmeyi unutmayalım. Şimdi bu videodan sonra ne gelecek? Bu videodan sonra 2 adet stadyum daha var. O da sürpriz olsun. O da gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.